buldum. İyi valla, iyiyim. Sağlığım yerinde çok şükür. Çalışınca iyi oluyorum. Beni ayakta tutan çalışma. Çok yoğun çalışıyorum. Yani geçen yıl 2016 boyunca 160 temsil vermişim. 365 gün içinde 160 temsil değişik değişik yerlerde. Bayağı rekordur yani. Hele 78 yaşında bir oyuncu için çok iyi bir performans bence. Onlar memur bence. Çünkü çalışsalar da çalışmasalar da nasıl olsa maaş işliyor. Bazı oyuncular var 4-5 yıl hiçbir sahneye çıkmıyorlar. Hiçbir oyunda oynamıyorlar ama paralarını alıyorlar. Başarılı olsalar da olmasalar da tıkır tıkır bankamatik sanatçı diyoruz bir yerde onlara. Ay başında gidiyorlar bankadan paralarını alıyorlar. Ben öyle bir hayat düşünemem yani mümkün değil. Benim ayakta ve seyirciyle karşı karşıya olmam lazım. Şimdi ben 10 yıl kadar ya ben öbür tiyatrolarda çalıştım. Özel tiyatrolarda çalıştım. En iyi tiyatrolarda çalıştım. Önce Kenterlerle başladım. 3,5 yıl Kenterlerle çalışmak benim için bir konservatuvar eğitimi. Çünkü ben oyunculuk eğitimi görmedim. Liseden sonra psikoloji okuyordum. Bir yandan da tiyatroya devam ediyordum. Sonra Gürri Sürür'ü Engin Ceza Tiyatrosu'nda. Sonra da Ankara Sanat Tiyatrosu'nda. Bir 10 yılı başka tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştım. Artık dedim ki ben kendi işimi yapmalıyım. Yani kendi söyleyeceğimi hiç kimseye hesap vermeden, tabii ki aslında tek başıma değildim. 7 tane arkadaşımla birlikte kurduk. O yüzden Dostlar bunun adı. Yani özellikle de Star sistemine karşı olduğum için Genco Erkal Tiyatrosu olmasını istemedim. Ben o topluluğun içinde herhangi bir fert olarak hatta ilk yıllarda özellikle kendi kişiliğimi birazcık silerek, birazcık gölgeye iterek kolektif bir işin parçası olmayı yeğledim. Ama o haliyle tiyatroyu biz sürdüremedik. Bir 10 yıl öyle gitti. Battık. Yani borçlarımız müthiş bir iflas ettik daha doğrusu. Çünkü hem belediyeye borcumuz vardı, devlete borcumuz vardı falan filan. O borçları sonra ben tek başıma kendim ödedim ve daha çok bir prodüksiyon tiyatrosu haline aldık. İster istemez tabii gene adı Dostlar olarak kaldı ama bütün yük benim üstüme bindi. Ben bu tiyatronun hem oyunları seçen, yöneten, uyarlayan, çeviren, müdürü, rejisörü her şeyi benim. O yüzden de başka iş yapamıyorum. Herkes soruyor bana niye dizilerde oynamıyorsun, niye bilmiyorum. Vaktim yok ki ben ancak bu işlere yetişebiliyorum. Ama çok mutluyum. Çünkü kendi istediğim işi yapıyorum. Bu devlet tiyatroları konusunda da bana daha Ankara Sanat Tiyatrosu'na girmeden bir teklif gelmişti. Onu da size anlatayım. Devlet Tiyatrosu'nun o zamanki genel müdürü bana dedi ki sizi çok beğeniyoruz dedi. Bizim tiyatromuza gelin artık dedi. Devlet Tiyatrosu'nda oraya yakışırsınız siz dedi. Ben buna da çok şaştım çünkü onlar konservatuvarı bitirmeyen adamın suratına bile bakmazlar. Yani çok küçümserler. Fakat şaşırdım. Aa dedim olur dedim isterim. Bu ara ben dedim Fransa'dan bir tekst geldi bana dedim. Bir delinin hatıra defterine çalışıyorum dedim. Dilerseniz onu siz de oynayabilirim dedim. Bunun üstüne müdür bana dedi ki siz bize gelirsiniz dedi. Ne oynayacağınıza biz karar veririz dedi. Benim de her şey orada bitti tabii. Yani benim sanat hayatıma başkaları karışacak. Bana şunu oynayacaksın, bunu oynamayacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diyecek. Bu benim kabul edebileceğim bir hayat değildi. Hep bağımsız olmayı istediğimden kendi tiyatromda rahat rahat işimi görüyorum. Mehmet Akan, Halit Akçatepe, Şevket Altuğ, Arif Erkin, bunlar sonradan da tiyatroya devam ettiler. Sonradan dizilerde, sinemada da çok başarılı olan arkadaşlar. Bir müdürümüz vardı, Nurten Tunç. Bir de benim biraderim, kardeşim Ferit Erkal. Bu grup kurdu. Sonra işte yavaş yavaş işler sarpa sardıkça diyelim,
Yani borç bini aştıktan sonra yavaş yavaş bu katılımlar azalmaya başladı. Bana müsaade deyip uzaklaşanlar oldu. Sonunda dediğim gibi bütün sorumluluk benim üstüme kaldı. Ben şikayetçi değilim ama böyle bir yaşam bana göre. Genelde şöyle söyleyeyim. Biz sosyalist bir dünya görüşüyle hareket eden politik bir tiyatroyduk. Orada öyle büyük starlar olup da yanında çalışan insanlar olamazdı. Kolektif bir çalışma olmalıydı. Ve zaten çok yoğun bir yönetim kurullarımız, öz eleştiriler, her yıl eleştiri yapılır. Sezon sonunda herkes tek başına neler hata yaptıklarını söyler falan. Yani çok disiplinli ve kolektif bir topluluktuk. Yani kimsenin birbirinin önüne geçmeyeceği, eşit şartlarda çalışan bir topluluktuk. Ben de kendim star olmama rağmen, çünkü daha evvelden ne bileyim Aslan Asker Şivayko oynayarak, Birdenin Hatıra Defterini oynayarak bir sürü ödüller almış bir stardım gerçekten. Ben kendi kişiliğimi sildim. Hatta bir oyunda mesela karşı devrimci bir tip vardı, bir Şili'de Av oyununda bir rahip var. Çok güzel bir rol. Ben oynasam müthiş bayılacağım. Oyunun en güzel rolü. Ama o rolü oynarsam seyirci o tipe sempati duyar. Halbuki ona duymaması lazım, onu eleştirmesi lazım diyerek başkasına verdim o rolü. Yani kendi şeyimden vazgeçtim. Orada çok büyük bir başarı kazanacağım bir roldü ama Mehmet Akan'a dedim ki bunu sen oynayacaksın. Ben başka bir rol, devrimci birini oynayacağım. Ki o pek sempatik bir rolde değildi aslında. Doğru, yapmazlar. Ve pek çok oyunda küçücük rollere de çıktım. Neredeyse figürasyona da çıktım. Hiçbir zaman gocunmadım. Çünkü yani dünya görüşümüz, tiyatro anlayışımız böyle bir şeydi. Aslında tabii ki şimdi belki Galatasaray konularına döndüğümüzde, Galatasaray mezunu olan, oradan yetişmiş tiyatrocuların, amatör tiyatrocuların yoğun olduğu genç oyuncular topluluğu vardı. Biz bu prensipleri o topluluktan edindik. Orada işi o kadar ileriye götürmüştük ki distribüsyon dağıtılmazdı Program dergisinde. Bütün genç oyuncular, 16 kişi ise hepsinin ismi vardı. Kimin ne rol oynadığı bile belli olmazdı. Anonim bir topluluktu. Biz o kadarını yapmadık Dostlar Tiyatrosu'nda. O biraz fazla olur artık. Seyirci de bu rolü kim oynuyor ismini de bilsin. Ama yani o eşitlikçi, o böyle kolektif çalışma sistemini bütün hayat boyunca sürdürmeye çalıştık. Bizim grubumuzda Ergun Köknar, Atilla Alpöge tabii, Çetin İpekkaya, yani hepsi Üstün Kırdar. Gene isim atlayacağım diye üzülüyorum, kimseyi unutmayayım. Ama çoğunluğunun Galatasaray mezunu olduğu ve daha çok İTÜ'de, Teknik Üniversitede öğrencilik yapan kimselerin kurduğu bir amatör topluluktu bu. Çok önemli bir işler yapmıştır. Tiyatro tarihinde amatör tiyatro olarak damgasını vurmuş bir topluluktur. Sonradan onların içinden profesyonel oyuncular da çıktı. Beyhan Türer de vardı. Pardon, şimdi bir tane hatırladım. Ama bazıları da amatör olarak bıraktı. Başka işler yaptı. Evet. Çok başından mı başlasam acaba diye düşünüyorum. Ben Galatasaray'a girdiğimde 7 yaşındaydım. Ve annem babam çalışıyordu. İstanbul'da oturmamıza rağmen beni yatılı olarak verdiler. O zaman leyli öğrenci denirdi. Ben orada girer girmez birdenbire çok kötü hissettim kendimi. Yani ailesi tarafından terk edilmiş bir çocuk gibi hissetmem. Öyle değil tabii de. İkisi de çalışıyorlardı. Evde uğraşacak vakitleri yoktu çocukların. Büyük bir yükünü okula yüklediler. Hafta sonu nasıl olsa gidiyordum eve ama orada böyle bir mahzun bir çocuk olarak başladım Galatasaraylılığa diyelim. En acı günler de çarşamba günleriydi. Çarşamba günü öğleden sonra herkesin anneleri gelir. Ellerinde kekler, temiz çamaşırlar,
Çocuklar gelir onlarla sarılır falan. Ben böyle bir köşede otururum neredeyse ağlayacağım yani. O kadar Galatasaray deyince ilk aklıma gelen maalesef bu kötü duygular. Ama çok geçmeden tabii alıştım. Öğrenci arkadaşlarımı çok sevdim. Leyli yatılı olmak, beraber bir şeyleri paylaşmak, yani yatakhane muhabbetlerini de paylaşmak, bütünüyle gece gündüz orada olmanın çok büyük bir sevgi oldu, içimde oluştu. Yani dünyanın en güzel okulu diyebiliriz. Çünkü Boğaz'ın kenarındaydık. Bütün vapurlar, motorlar önümüzden geçiyor. Kaptan düdük, kaptan düdük diye bağırırız. Bütün şeyler bize düdük çalarlar, vapurlar falan. Hocalarımı çok sevdim. Biraz da fazla iyi bir öğrenciydim galiba. Yani çalışkan bir öğrenciydim. Ya da şöyle söyleyeyim, az çalışarak iyi not alabiliyordum. Yani öyle bir kolaylığım vardı. O bakımdan böyle sınıfın gözde öğrencilerinden biriydim. Ama çok sevdiğim hocalar, öğretmenlerim vardı. Çok sevdiğim arkadaşlarım ki sonradan koptuk tabii. Çünkü ben biraz Galatasaray'a ihanet etmiş bir Galatasaraylıyım maalesef. Şeyden sonra, ilkokulu bitirdikten sonra Robert Kolej'e gitmek durumunda kaldım. Devam etmek isterdim doğrusu. Tabii kolej de çok çok apayrı bir dünya. Orada da çok güzel günler, güzel yıllar geçirdim. En önemlisi hayatta ne olmak istediğimi orada keşfettim. Robert Kolej'de keşfettim. Tiyatroya başladık. Çok yoğun tiyatro çalışmaları içinde. Yani dedim ki benim hayatım bu işte. Ben bunun için doğmuşum. Sahnede olmak için doğmuşum. Okuyayım, yazayım, çevireyim. Daha oradayken Ülkü Taver'le beraber UNESCO'nun şeyini, işte ben Fransızca bildiğim için tabii UNESCO'nun Kel Şarkıcı'yı çevirmiştik. Beckett'ten çeviriler yaptık falan. Onları oynadık. Ama şeye dönersek, Galatasaray'a dönersek, orada biraz silik bir öğrenciydim galiba. Yani böyle bir içine kapanık bir öğrenciydim. Hatta beni niye yolladınız koleje diye anne babama sorduğumda sonradan dediler ki sen çok böyle dedin, çok kıyıda köşede kalmış bir çocuktun. Senin biraz yırtılman lazımdı. Fransız terbiyesi sana fazla ciddi geldi. Sen böyle kapandın, kaldın köşene. Amerikalıların oraya gidersen belki biraz yırtılırsın, açılırsın diye düşündük dediler. Doğru düşünmüşler gerçekten. Çünkü oraya geldikten sonra işte sahneye çıkarak ben birdenbire böyle kabak çiçeği gibi açıldım diyebilirim. Aile tercihi, çünkü bizim aile Galatasaraylı zaten. Amcam Galatasaray mezunu, babam okumuş, sonradan askeri Deniz Harbi Okulu'na gitmiş. Yani Galatasaraylık genlerimizde var diyebiliriz. O yüzden ben de doğal olarak Galatasaray'a gitmek durumundaydım. Bizim evde tabii annem babam Fransızca konuşurlar. Yani evde değil tabii ama gerekirse konuşurlar. Annem zaten terziydi ve müşterilerin çoğu Museviydi ve onlarla Fransızca konuşurdu tabii. Babam da Fransızca okurdu. Ben onun kitaplığında hep Fransızca kitaplar gördüm. Evimizde Yves Montand dinlenir, işte Edith Piaf dinlenir. Ben o şarkıları ezbere bilirdim, sözlerini falan. Yani sonradan da Paris'e oyun oynamaya gittiğimde Mehmet Ulusoy'la beraber 93 yılında şaşırdılar. Sen nasıl böyle? Paris'te mi doğdun? Burada mı yaşıyorsun? Nereden biliyorsun bu Fransızcayı dediler. Çok merakım vardı Fransız diline ve kolejde de ikinci dil olarak hep devam ettim sonuna kadar. Ve tiyatro ile ilgili kitapları Amerikan Koleji'nde okumama rağmen Fransızca okuyordum. Yani tiyatro kitaplarını. O frankofon tarafımı hiç kaybetmedim. Ve bir de kulağım dillere karşı çok hassas. Yani fonetik çok hassas.
Sonraki yıllarda işte Gerard Philippe'in plakları gelir, Théâtre National Populaire'in Jean Villar falan, onları dinlerim. Jean-Louis Barrault dinlerim, onları taklit etmeye çalışırım. Gerçekten sonra da Fransa'da oynarken onların çok faydasını gördüm. Çünkü bayağı Fransız gibi konuşabiliyordum. Ezberlediğim şeyleri konuşabiliyordum. Yani konuşamam aslında o kadar. Birazcık ilkokul Fransızcası olarak kaldı. Okuduğum her şeyi anlarım da konuşurken o kadar rahat değilim belki. Ama işimi görüyor benim tabii ki. Evet, İtalyanca'yı da öyle operaya olan merakımdan dolayı İtalyanca öğrendim. Evde operaları, librettosunu dinliyorum. Devamlı onları söylüyorum. Yanında Fransızcası var, İngilizcesi var. Ne demek istediğini oradan bakıyorum. Yani dillere karşı bir yeteneğim var. İngilizceyi de bayağı iyi konuşurum. Yani İngiliz üstelik şivesiyle. Amerikan okulunda okumama rağmen orada kendime örnek seçtiğim iki tane İngiliz hoca vardı. Onları taklit ederdim. BBC radyosunu dinlerdim. Yani bir İngiliz İngilizcesi. O fonetikle konuşmaya özen gösterdim. Şimdi Necdet Hoca, soyadlarını çıkaramayacağım. Necdet Hoca bir de Eşref Hoca bizim sınıf öğretmenlerimizdi. Onları, özellikle Necdet Hoca'yı çok sevgiyle anıyorum. Çünkü o benim bu işlere yatkın olduğumu, edebiyata meraklı olduğumu, sanatla ilgileneceğimi hissetti. Ve sonradan Ali Sirmen'den duyduğuma göre onlar sık sık görüşürlermiş. Genco ne yapıyor, nasıl yapıyor, ben onu izliyorum. Hakkında çıkan yazıları okuyorum, oyunlarına gidiyorum falan diye uzun süre beni uzaktan takip etmiş. Fransızca ilk hocam Madame Georgette'ti. Gayet asık suratlı bir kadındı ama sempatikti yani. Tam böyle Fransız. Esaslı bir Fransızca hocasıydı. Daha sonraki yıllarda Monsieur Kiap'tı. O da bayağı iyi hocalardı bunlar. Yani ben hakikaten ilkokulu bitirdiğimde bayağı doğru dürüst Fransızca öğrenmiştim. Ama kendi merakımla da onu hep geliştirdim, hep okudum yani. Sadece derslere gidip gelmekle kalmadım. Onun dışında da devamlı okuduğum için kendimi çok geliştirdim. Onun dışında bizim sınıfta ikizler var. Coşar, Coşkun, Gürtan. Onları sonradan da gördüm. O zamanlar en yakın arkadaşım onlardı. Şimdi belki isimlerin hepsini hatırlayamayacağım ama. Ondan sonra Güvenç Ayhan diye bir arkadaşım vardı. Sonradan o piyano çalardı çok güzel. Ben İzcaz'da da kastanyet çaldım mesela, işte yıllık şeylerimiz olurdu. 71 halas gelir, bizi oradan rıhtımdan alır, pikniğe götürür. Biz giderken gelirken vapurda caz vardı. Ben maalesef sadece ritim seksiyonda kastanye çalıyordum ama olsun yani, müziğin bir parçasıydım. Çünkü o ara babam bana gitar öğretmek için hoca tuttu. Bu bana biraz şey geldi yani, böyle saatlerce çalışmak falan filan. Ama iyi ki zorlamış, çünkü nota öğrendim. Ondan sonra tiyatroda bu işleri yaparken prozodi, Türkçe sözler yazmak, Brecht'in şarkıları falan. O zaman o zorla verilen derslerde öğrendiğim nota bilgisi benim çok işime yaradı tabii. Kulağım gelişti falan filan. Şimdi en önemli olay bütün o Galatasaray yıllarımdan anımsadığım Güzel Sanatlar Akademisi'nin yanmasıydı. Yani şimdiki Mimar Sinan Üniversitesi rıhtımda şeyde Kabataş'taki bir gece yangın diye avaz avaz bağırarak geldi. Bütün okul kalktı. O cepheye bakan koca koca, şimdi sonradan gittim de ben okula, o koca koca dediğim camlar, o yüksek gördüğüm tavanlar aslında o kadar yüksek değilmiş ama benim boyum kısa olduğu için ben onu öyle görüyormuşum. Ama hepimiz o camlara toplandık. Uzakta çatır çatır yanıyor
Güzel Sanatlar Akademisi. Rüzgar da vardı. Bizim camlara kadar geliyordu şeyler. Kıvılcımlar. Uzun süre orada büyülenmiş gibi sabaha kadar o yangını seyrettik. Hiç uyumadık o gece. En önemli olay. O hatırladığım. Başka? Bilmiyorum valla. Belki gelir aklıma. İşte dedim daha çok piknikler, şeyler, gezmelerimiz. Bahar geldi mi orası yeşillenir. Şimdi çok değişti tabii. Gidiyorum gene üniversite halini görüyorum. Hatta geçen yaz yazlık bir yer ararken tiyatro yapmak için oradaki hocalardan bir tanesi gel gidelim Galatasaray'a dedi. Bakalım dedi oradan bize böyle bir şey için rıhtıma tiyatro, açık hava tiyatrosunu kurmak ve sahnemizde arkamız denize bakarak oyunlar oynamak bana çok çok güzel bir proje gibi gelmişti ama rektörle falan da konuştuk. O arada işte yanmış olan çatıyı tamir etmek için şeylerin başlayacağı, inşaatın başlayacağı, yazın uygun olmayacağı yönünde bir şey aldık. Olumsuz bir yanıt aldık ama ileride o ümidimi kaybetmiyorum. Belki işte ilkokulda oynadığım o rıhtımla tiyatro yapma fırsatı da bir gün elime geçer diye düşünüyorum. Ben bir sürü uyarlamalar yapıyorum. Romandan, işte belgesel çalışmalarım var. Sivas 93 yaptım falan. Nazım'dan, şiirlerden tiyatro yaptım. Öyküden, romandan tiyatro yaptım. Ama böyle sıfırdan bir oyun henüz yazmadım. Bakalım belki Galatasaray'dan yetişen yazarlardan bir tanesi, gençlerden de olabilir yazarlarsa. Tabii ki Galatasaray'dan çok sanatçı çıktı. Yani şimdi onları da sayamayacağım ama benim beraber sahneye çıktığım Erol Günaydın var tabii. Ferhan Şensoy'u çok yakın tanıyorum. Pek çok sanatçı çıktı. Reşit Erzin var, violonselci. O da benim dönemimden. O da arkadaşım ilkokuldan. Şimdi tabii çocukluktan beri gelen bir şey var. Yani onu da şimdi yorumladığım vakit o içe kapanık çocuk kendini belki büyüklerinin yanında ya da kalabalıklarda konuşarak ifade edemiyor, fakat başka birinin kılığına girerek ifade edebiliyor. Yahut kuklalar yaparak, kuklaları konuşturarak kendi söyleyemeyeceği şeyleri kuklalara söyletiyor. Yani benim çok küçüklüğümde bu var. Evde sahne yapıyorum, kişiler oluşturuyorum, o kişilere sahnede oynatıyorum, oynarken de konuşturuyorum kendi ağzımla. Şimdi fark ediyorum ki ben aslında kendi başka türlü ifade edemediğim şeyleri o şekilde ifade etmişim. Bir de Çamlıca'da teyzemin oturduğu bir ev vardı. Yanında da bir gazino vardı. Oraya hafta sonları, cumartesi geceleri ünlü tülaat ustaları gelirdi. Şevki Şakrak, Adil Güldürür ve tabii İsmail Dümbüllü. Ben onları seyrederken şey, yani kendimden geçerdim. Müthiş bir heyecan duyardım. Sonra da onları gelip kendi kendime taklit etmeye başlamıştım. Yani olağan bir şey. Geliyor. Bir çeşit tiyatro yapıyorsunuz. Ama daha çocuksunuz. Bilinçsiz, yarı bilinçli. Ama sonradan işte ortaokul son sınıfta İlk sahneye çıktığım William Shakespeare'in Venedik Taciri oyununda Lorenzo rolüydü. İngilizce Shakespeare oynayarak çıkmış bulunuyorum sahneye. Ufak bir roldü ama ben çok mutlu oldum. Yani böyle bir ciddi bir tiyatro oyununda ciddi bir rolü oynayabilmek, seyircinin gelmesi, kabul etmesi beni, alkışlaması, o alkışlara selam vermek
Bütün bunlar işte o çocukluğumdan beri gelen tiyatro sevgisinin, içgüdüsünün diyeceğim, oyun oynama içgüdüsünün bir mesleğe dönüşebileceği fikri. Ve sonra mesela o yıl gene bizim edebiyat hocamız, İngilizce şey okuyoruz, Charles Dickens, David Copperfield romanını okuyoruz. Dedi ki, herkes dedi, bir bu romanın bir sahnesini dedi teatralize edecek dedi. Bir oyun haline, küçük bir oyun olarak yazacak, diyaloglar haline getireceksiniz dedi. Kendisi de çok meraklı, tiyatroya çok meraklı Mr. Whitman bir hocaydı ve kendisi de hocaların olduğu toplulukta oyun oynardı, başrol oynadı, Macbeth oynadı falan. Ondan sonra hepimiz biraz bir şeyler yazdık. Ben biraz değişik bir şey yazdım. David Copperfield nasıl yazıldı diye. İşte Charles Dickens yatıyor uykusunda, rüyasında. O David Copperfield romanındaki bir tip geliyor ona. Hatırlıyor musun diyor, ben şöyle yapardım, böyle yapardım. Sen diyor, işte şimdi aramızda şöyle şeyler geçmişti diyor. Sen benim hayatımı yaz diyor ona. O da uyanıyor ve romanı yazmaya başlıyor gibi. Bu çok ilgisini çekti hocanın. En güzel bu dedi. Tamam dedi, şimdi dedi bunu dedi sahneye koyacağız dedi. Sen de orada Charles Dickens yazarın rolünü, kendi yazdığın oyunda oynayacaksın dedi. Ben artık uçuyorum havalarda. Yani işte bütün bunlar aslında insanın hayatta ne yapacağını bilmesi, mesleğini seçebilmesi ve işinin aynı zamanda en sevdiği şey olması ne büyük bir mutluluk yani. O zaman hiçbir şey zor gelmiyor. Her şeyi göğüsleyip gidebiliyorsunuz, bütün güçlükleri. Çünkü sevdiğiniz, en sevdiğiniz işi yapıyorsunuz. Ondan sonra giderek işte orta sondu bu. Lise 1, 2, 3, 4. sınıfta artık tiyatro kulübünün başkanı olmuştum. Goleş tarihindeki ilk Anadolu turnesini yaptık. Benim sahneye koyduğum oyunlarla falan. Yani ben yolumu orada seçtim, bildim. 18 yaşını doldurunca da babam dedi ki tamam dedi artık. Okul da bitti, 18'de doldurdun. Ne olmak istiyorsun dedi. Tiyatro dedi. Onu unut bir kere dedi. Yani ben sana engel olamam çünkü 18'ini doldurdun dedi. Ama bu evde olmaz dedi. Sen gidersin, başka yerde istediğin bir hayat kurarsın kendini. Orada tiyatrocu olursun dedi. Ben de tabii o zaman öyle bir cesaret, öyle bütün gemileri yakıp da ben gidiyorum diyecek 18 yaşında bir oğlan ne yatılı okulda okumuş, işte iyi kötü her şey ailesi tarafından sağlanmış bir hanım evladı diyeceğim yani. Kalkıp böyle bir peki dedim, ikinci tercihin nedir? Psikoloji. Hakikaten de öyleydi çünkü en sevdiğim ders psikoloji dersiydi. Ondan sonra o olur dedi. Ben bir yandan psikoloji okurken yavaş yavaş babamı işleye o işimi de kabul ettirdim kendisine. Sonraki yıllarda benim en büyük destekçim oldu. Ve bana o zaman dedi ki, niye öyle dedim biliyor musun dedi. Başarısız olursan çok mutsuz olursun diye düşündüm dedi. Yani sanat öyle bir şeydir ki dedi. Yani sen çok seviyorsun, onu görüyorum, hissediyorum. Ama beceremezsen dedi, bırakamazsın da bütün hayat sana artık öyle mi düşündü yoksa sonradan mı öyle düşündü bilmiyorum ama bu akıllıca bir şey gibi geliyor bana. Sonradan beni geldi seyretti falan, tamam artık kabul etti, sırtımı sıvasladı, tamam oldu dedi, sen oldun artık dedi. İşte zaten ödüller geldi bilmem ne falan filan. Benim daha çok hocalarım. Ya hoca demeyeyim çünkü konservatuvara gitmedim ama ustalarımın yanında oynamak ya da çok beğendiğim tiyatrocuların yanında oynamak zor gelir bana. O da bir çeşit babadır zaten ya da annedir.
yani hocalara kendini beğendirmek istersin. O da emeği vardır. O da senden bir şey bekliyordur. Ay yapamazsam, beceremezsem diye bir korku gelir. Şimdi artık galiba onları aştık, geçtik o şeyleri ama belli bir zaman, uzun bir süre ustalarımdan biri beni izlemeye geliyor. Bu akşam deyince elim ayağım kesilirdi, titrerdi. Zaten kabul etmediler tiyatrocu olmamı. Ben mesela o zaman notlarım falan da çok yüksekti. İsteseydim yurt dışında herhangi bir üniversitede oyunculuk okumaya gidebilirdim. Türkiye'de de konservatuara gidebilirdim ama dediğim gibi babam engel olunca birdenbire o yollar kapandı. Benim şeyim nedir biliyor musunuz? Yani öbür oyunculardan, konservatuar mezunu oyuncular, özellikle devlet konservatuarlarından çıkanlardan farkım, tiyatroyu ben hiçbir zaman sadece oyunculuk olarak görmedim. Yani ben onu tiyatro adamı olmak olarak gördüm. Şimdi adamı denmiyor biliyorsunuz, tiyatro insanı diyelim. Çünkü o zaman kadınlar kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Tiyatro insanı olmak istedim. Yani her şeyiyle tiyatro. Teorisiyle, felsefesiyle, sanat tarihi içindeki yeriyle, bütün müzik, heykel, mimari, bütün sanatların birleştiği bir sanat dalı olarak tiyatro. Her şeyi bilmeliyim. Tabii ki her şeyi öğrenmeye imkan yok ama bir tiyatro insanı her şeyi bilmeli. Felsefe bilmeli, estetik bilmeli, psikoloji bilmeli, sanat tarihi bilmeli, resim bilmeli, müzik bilmeli diye düşündüğüm için kendimi hep o yönlerde yetiştirdim. Sadece oyuncu olarak düşünmedim ve işte tiyatro demek yönetmenliktir, yazarlıktır, uyarlamacılıktır, çevirmenliktir. Her şeyi süpürmektir. Sahneyi süpürmek de tiyatroya katkıda bulunmaktır. Her zaman tiyatro ile ilgili hiçbir işi ayırmadım. Hepsinde birden söz sahibi olmak istedim. Şimdi ilk başta zaten Kenterler'in yanında sahneye çıkmak başlı başına bir olaydı. Yani o zamanki eleştirilerde mesela Kenterler ve o diye başlık atmış bir tanesi. Yani Kenterler ulaşılamayacak kadar yüksekte ilahlarıydı, yani tiyatronun ilahlarıydı. Onların yanında da 22 yaşında tıfıl bir delikanlı Kenterler ve o. Yani ona da bir yer veriliyor. Çok önemli. Daha oradan dikkat çekmeye başladım ben. Tabii ki en iyi tiyatroda, en iyi oyuncuların yanında olursanız onlardan bir yıldız serpmesi alıyorsunuz üzerine, bir pırıltı alıyorsunuz. Projektörler size yöneliyor. Ve eğer o şansınızı doğru dürüst kullanabilmişseniz, o ilgiyi çekebilmişseniz, ondan sonra artık sağlam gidersiniz yani. Nitekim öyle oldu. Ondan sonra işte gene bir ben Kenterler'le oynarken Asaf Çiğiltepe, o da bir Galatasaray mezunu, yeni bir tiyatro kuruyor. Arena Tiyatrosu işte. Şevket Altuğ var orada, Ege Ernart var. Onlar da Ergun Köknar, Çetin İpekkaya, hepsi Galatasaraylı bir tiyatro kuruluyor. Arena Tiyatrosu. Orada bana, ben de o arada Aslan Asker Schweik, Haşek'in romanının oyunlaştırılmış halini buldum. Onu da gene bir Galatasaray mezunu, İsviçre'de okuyan arkadaşım, rahmetli oldu, Birkan Özdemir getirdi o teksti bana. Ondan sonra ben bunu oynamak istiyorum diye. Asaf dedi ki hemen gel, yarın tiyatroya baş. Provaya başlıyoruz dedi. Ben Yıldız Hanım'la nasıl izin alacağım Kenterler'den? Allah'tan o ara iki tane distribüsyon asıldı. Orada rolüm yok. Hocam dedim, ben bir oraya bir gideyim, şunu oyunu oynayayım, sonra tekrar dönerim dedim. Gittim, bir daha gelemedim. Çünkü asıl beni ünlü yapan o rol oldu. Oradaki ve ilk işte
tiyatro ödülleri oradan başladı. Arkasından Gürü Sururi Engin Cezer Tiyatrosu'nda Otello'da Iago rolü oynadım. Ve o sezonun sonunda Keşanlı Ali Destan dediğiniz gibi. Onun öyküsü çok ilginçtir. Keşanlı Ali Destan, Haldun Taner dedi ki ben bir oyun yazdım dedi. Gürü Sururi Engin Cezer Tiyatrosu'nda Otello'yu oynuyoruz işte o zaman. Sonra arkasından Midas'ın Kulakları ve Canlı Maymun Lokantası da oynadık şeyden, Güngör Dilmen'den. O arada geldi Haldun, biz dedi bir oyun yazdık dedi Yalçın Tura. O da Galatasaraylı. Bakın ne kadar çok Galatasaraylı çıkıyor. O da o besteledi dedi Haldun Bey. Ben yazdım, o besteledi dedi. Keşanlı Ali Destanı. Bunu dedi size bir okumak istiyoruz dedi. Yalçın da gelecek, müziklerini de çalacak dedi. Daha kimse bilmiyor böyle bir şey olduğunu. Biz bir gün Gürüz Hanım'ın evine mi gittik yoksa Haldun Bey'in evine mi gittik? Birinin evinde piyanolu bir yerde ama Haldun Bey oynayarak bütün oyunu bize baştan sona okudu. Ben çarpıldım. Yani Türkiye'de böyle bir oyun yazılı. O zamanlar bende bir Brecht sevdası zaten başlamıştı okumaya, işte üç kuruşluk opera müziklerini dinliyorum, oyunları okuyorum falan filan. Dedim işte bizim üç kuruşluk opera da bu. Yazmış ya, adam yazmış yani. Ondan sonra heyecanlar içinde böyle gülerek ve kıvranarak dinledim. Sonra Yalçın bize bazı parçaları çaldı. İşte Keşanlı Ali Destanı olan, herkesin kulağında olan melodiyi çaldığında artık dedik ki yani bu oyun oynanırsa yer yerinden oynar. Ama çok iyi hatırlıyorum. Engin Cezar da, Gürü Sururi de, onlar tiyatronun patronu tabii, asıl onlar karar verecekler. Ne biçim bu? Tamam güzel de yani güzel oyun ama yani bu prima donnasıyla Jön Premiers'inin beraber söyleyeceği bir düet bile yok diyorlar. Gürüz Hanım dedim, yani bu operet değil ki, yani bu yarasa opereti değil ya da Leblebi Cioror opereti değil, bu epik bir oyun, bu üç kuruşluk opera. Burada öyle sizin bildiğiniz gibi aryalar yok, düetler falan olmaz. Burada epik tiyatroda müziğin kullanımı teorik olarak belirlenmiştir. Böyle bu ölçülerle ölçülmez dedim. Vallahi siz, ben size bir şey, o arada da tiyatro borç içinde. İflas etmek üzere. Siz dedi bu tiyatroyu kurtarmak istiyorsanız dedim bu oyunu oynayın dedim. Yer yerinden oynayacak dedim. Öyle mi diyorsun dediler. Sonra kabul edildi. Ve bana verildi yönetmenliği. Ben mesela orada oynadığım iki rol, bir İzmarit Nuri oynuyordum, bir de bir politikacı, küçük bir politikacı, yaşlı böyle her devrin adamı, dört ayak üstüne düşen, her devirde ihtilaller oluyor, bilmem ne oluyor, her dönemde o dört ayak üstüne düşen bir politikacıyı oynadığım küçük bir rol vardı. Çok sevdiğim roller ama daha çok kendimi orada o oyunun rejisörü olarak görüyorum ve hakikaten Türk tiyatrosunda bir merhale olduğunu düşünüyorum. Yani epik tiyatro Türkiye'de dendiği zaman ilk akla gelen simge bir oyun olduğunu düşünüyorum ve iyi ki ısrar etmişiz. Duygu Sağaroğlu yaptı dekorlarını. O da Galatasaraylı, buyurun bakalım. Yani her taşın altından çıkıyor bunlar ya. Ya hep be onlarla beraberdim. Hep onlarla beraberdim. Bakın söyledikçe çıkıyor isimler. Ve hepsi de kendi alanlarında top yani. Doruk noktaları. Bence Duygu Sağaroğlu gibi bir dekoratör daha Türk tiyatrosuna gelmedi. Hala ondan çalışırım. Tek en rahat ettiğim... Mesela en son bir Deli'nin Hatıra Defteri'nin dekoru da onundur. Bu yaşamaya dair Nazım Hikmet onundur. Çok çalıştık beraber. Ve hakikaten Keşanlı Ali Destanı için müthiş dekor ve kostümler yaptı.
zaten oyun başladı. Yani tarih yazıldığını insan hissediyor. Biz böyle çıktık şey işte Sinekli Dağ'a, bir Gecekondu Mahallesi'nin ayakkabı boyacısı, bileycisi, bilmem hammalı sırtında şeyiyle. Böyle çıktık, bir de helacı kadın. Çıktık, dizildik. Sinekli Dağ burası, şehre tepeden bakar. Öyle çok kötü oluyorum. Yani nasıl bir heyecan oldu o salonda. Yani orada tiyatro tarihinin yazıldığını hissediyor insan. Öyle bir şey oldu ve full başladı, full devam etti. Yıllarca o oyun. Kapılar, bacalar kırıldı yani. İyi ki ısrar etmişim de oynanmış. Öyle düşünüyorum. Çok önemli. Yani zaten Beyoğlu'na çıkmak için insanlar kılığına, kıyafetine bir çeki düzen verip öyle çıkardı. Ve bütün o şey, özellikle Galatasaray'la Taksim arasındaki şeyde bir bakarsanız Ayfer Feray oradan geçiyor. Türkan Şoray oradan geçiyor. Ayhan Işık, Haldun Dorman, Muhsin Ertuğrul, yani bütün şöhretler oradaydı ve o, herkes gelirdi birbirine bakardı. Aa, işte bak o geçiyor, bu geçiyor. Ona göre davranılırdı ve boydan boya tiyatroydu işte. Ses tiyatrosu karşısında küçük sahne, biraz aşağıda Elhamra Tiyatrosu, daha aşağıda Mamer Karaca Tiyatrosu. Sonra küçük küçük Genar Tiyatrosu oldu işte, bu bizim ne dedik? Arena Tiyatrosu. Yani küçük küçük oda tiyatrosu. O kadar çok talep vardı ki her köşe başında bir tiyatro, artık bir tiyatro enflasyonundan söz edilmeye başlanmıştı. 60'lı yılların sonu, 70'li yılların başı. Daha televizyon yeni yeni giriyor. Hemen hemen yok. Zaten televizyon girdikten sonra tiyatro biraz gözden düştü, ikinci plana atıldı diyelim. O zamana kadar dediğiniz gibi bir oyun, eğer adından söz edilen bir oyunsa, onu görmek şarttı yani. Aklı başında olan herkes o oyunu gidip görmek zorundaydı ve öyle hissederdi. İzleyicimizin yarısı da Kadıköy'den geliyordu üstelik. Vapurlara binerler, o da ayrı bir ritüel. Gelirler, Karaköy'den tünele binerler, yukarıya çıkarlar tünele. Oradaki kitapçılara bakarlar, Haşet'e bakarlar, Fransızca kitaplara bakarlar. Orada bir şeyler yerler, ondan sonra gelirler tiyatroya. Akşam da oyundan sonra tekrar inerler, vapura binerler, Kadıköy'e giderler. Haldun Bey hep anlatırdı. Oyundan, o her akşam gelirdi oyuna zaten. Oyundan sonra ben giderim, vapura binerim derdi. Seyirciler ona işte anlatırlar, aralarında konuşurlar. İşte şöyleydi de, böyleydi de, o şöyle oynuyordu da, bu böyle oynuyordu. Çok güzel şeyler. O da artık gurur duyuyor. Benim oyunumdan bahsediyor herkes diye. Hakikaten o zaman tiyatroya gitmek büyük bir ritüeldi yani. Büyük bir ayrıcalıktı diyelim. Ve dediğiniz gibi herkes mutlaka parasını denkleştirir, bir şey yapar. Çarşambaları mesela halk matinesi yapardık. Ucuz ya da öğrenci matinesi yapardık. Mutlaka o, parası olmayanlar da onlara gelirdi indirimli olarak. İzlerlerdi ama mutlaka izlerlerdi. Şimdi efendim, ben en baş ustam olarak iki tane öğretmenim var kolejden. Bir tanesi Hilary Sumner Boyd, o İngiliz edebiyatını okutuyordu. Aynı zamanda da Robert Kolej oyuncularının da yönetmeniydi. Bir de Charles Stuart McNeil, o da müzik tarihi ve Amerikan edebiyatı hocamızdı. Bunlardan çok feyiz aldım okulda. Yani tiyatrocu olarak genel kültürümün oluşmasında, tiyatroya bakış açımım oluşmasında onlar benim ilk teorik ustalarım diyeceğim. Fiiliyata geçtikten sonra da tabii ki Yıldız Kenter. Yani Yıldız Kenter'in yanında 3,5 yıl çalışmış olmak benim için bir konservatuvar
eğitiminden fazladır. Çünkü özel olarak benden çalıştı. Yani 20 kişilik salon sınıfta çalışmadı. Birebir benden çalıştı. Oynadığım oyunların çoğunu o sahneye koydu. Sahneye girdin, oturdun, kalktın, ne yaptın. Onu bırakın. Her şeyi öğrettiği gibi onu seyretmek benim için en büyük ders. Onu ve Müşfik Kenter'i seyretmek. Kuliste ben işim olmadığı zaman, sahnede olmadığım zaman kendi odama gitmezdim. Aralıktan onları seyrederdim. Ne yapıyorlar? Bu gece nasıl oynadı? Bugün biraz sesi kısıktı. Ne yapacak şimdi? Yahut bugün keyfi yok. İşte bir kötü bir haber aldı diyeyim. Ne yapıyor? Gözümü ayırmazdım onlardan. Ve en çok onları seyrederek başladım. Ama öyle bir kadroydu ki benim içine düştüğüm kadro, Yıldız Müşfik Kenter'in yanında Kamuran Yüce, Cahit Irgat, Lale Oraloğlu, Sadri Alışık, Çolpan İlhan, ondan sonra Turgut Boralı, Kamuran Yüce, tümüyle Şükran Güngör tabii, tümüyle starlardan oluşan bir kadronun içinde ben başladım. Eksik olmasınlar, hepsi bana çok destek oldular, çok yardımcı oldular. Yani tiyatronun adabını öğrendim, kuliste ne yapılır, nasıl oturulur, nasıl davranılır, provalarda ne yapılır, iyi günde kötü günde. Çünkü provalarda yönetmenden epey azar işittiğimiz, gözlerimizin yaşardığı günler de oldu, birbirimize destek olduk. Çok çok, ondan sonra da tabii daha evvel isimlerini saydığım arkadaşlarımın yanı sıra Ayla Algan'la çalıştım. Zeliha Berksoy'la uzun yıllar birlikte çalıştım. Sumru Yavrucuk benim en ünlü sahne arkadaşlarım. Şimdi Tülay Günal tabii. Unuttuğum isimler de vardır mutlaka. İşte şimdi bam teline bastırız diyelim. Çünkü bu bir eksiğim benim, biliyorum ama yapamıyorum. Yani çok çok da teklif aldım. Bir zamanlar bu ilk Dostlar Tiyatrosu kurulduğunda bizim de kurslarımız vardı. Orada da ama büyük bir kadroyduk. Yani 8-10 kişilik bir öğretmenler kadrosu içinde bir kişi olarak ben de bulunuyordum. Haftanın bazı günlerinde bazı dersleri veriyordum. Ama sonradan dediğim gibi o kadro dağılıp da bütün işler benim üstüme kalınca o kursları devam ettiremedik. Birçok okuldan teklifler aldım. Ama o kadar çok turneye gidiyoruz. Bir gün buradayız, bir gün buradayız. Söz verip oraya girersem öğrencilere haksızlık etmiş olurum diye düşünüyorum. Çünkü düzenli olarak gidemeyeceğim derslerime. O disiplini sürdüremeyecek olduktan sonra da yani sırf adımı vermiş olmak için o derslere oraya gelecek olan öğrencileri de kandırmış olmak istemem doğrusu diye düşündüm. Vaktim yok. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bana hep tek kişilik oyunlar oynuyorsunuz diyorlar ama 50 yıla yakın, 47 yıldır Dostlar Tiyatrosu var ama ben 60'a yakın yıldır tiyatro yapıyorum. Bu 60 yılın içinde en az 120 tane değişik oyunda oynadım. Bunların içinde tek kişilik olanları 7 tane falandır. Yani %10'dur. Ama nasıl oluyor? Belki tek kişilik oynadığım oyunlar daha mı çok etki yapıyor acaba da? Onlar mı daha çok akılda kalıyor? Onun için ama mesela ne bileyim ben Galileo'nun yaşamında oynadım, Sokrates oynadım. Ne bileyim tek kişilikleri saymıyoruz şimdi. Daha çok kalabalık oyunları sayalım. İşte Otello'da oynadım. Aslan Asker Şuvak. Birçok yüzlerce oyun oynadım da işte. Ama son yıllarda mı belki daha çok tek kişilik oyun? Gene değil. Bilmiyorum. Belki daha çok etki yapıyor tek kişilik oyunlar. Onun düzeltmiş olayım yani. Çok her zaman tek kişilik oyun oynamıyorum. Son yıllarda 2-3 oynuyorum. Onun nedeni de şu. Ekonomik nedenler.
ve yani kadroları daraltmak zorundayız açısından tiyatronun. İkinci daha önemli neden oyuncu bulunmuyor. Oyuncular ya devlet tiyatrosunda, şehir tiyatrosunda ödenekli tiyatrolara kapağı atmışlar, oradan izin alamıyorlar. Ya dizilerde oynamayı tercih ediyorlar, sinema filmlerinde seslendirme yapmayı tercih ediyorlar. Eskisi gibi kimse bizim, yani bizler gibi eskiden olduğu gibi tiyatronun cefasını çekmeye kimse razı değil. Arada bir olsun, oynayalım, beğenilsin. Ama ırgat gibi böyle işte diyorum size 160 oyun oynayayım. Bugün orada, yarın Adana, Mersin, Antep, Rize, Kastamonu, Kırklareli, Edirne. Oradan oraya koşturayım, 160 oyun oynayayım. Kimsenin yok. Ha, benim çekimim var. Benim bilmem nem var. Benim orada oyunum var. Öyle olunca tabii insan bulmak çok zor oluyor. Çok çok. Bir kişiye bile, bir kişi, iki kişiye bile bulmak bazen zor oluyor. Ama ne bileyim, belki öyle çok muazzam bir oyun çıkar. Dediğiniz gibi çok çok vazgeçemeyeceğim bir oyun çıkar. O zaman onu mutlaka yapmak istersem nasıl gerçekleştirebilirim bilmiyorum ama gerçekleştirmenin yollarını en azından düşünebilirim. Belki derim ki yaz aylarında işte çekimlere mekimlere ara verilmişken, yani televizyonlar çalışmazken, devlet tiyatroları falan hepsi tatildeyken, millet boştayken çağırırım, gelirler mi? Gelmezler. Onlar da gidiyorlar Bodrum'a yatmaya ya da ya Ayvalık'a, Assos'a yatmaya gidiyorlar. Onlar da haklılar, belki bütün sene çalışıyorlar. Ama ben hiç tatil yapmıyorum. Ben yazın bile Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri bütün yaz bu Kadıköy Lisesi'nin bahçesinde oynadım. Bence en güzel tatil sevdiği işi yapmak. Yani o yüzden herkesten de bunu bekleyemiyorum. Bu benim hayatım ama herkes buna uymak zorunda değil tabii. Vazgeçsinler bence. Bence tiyatrocu olmak isteyenler bu işten vazgeçsinler. Çünkü giderek çok zor tiyatro yapmak. Hakikaten çok çok zor. Çünkü ben açıkça muhalif bir tiyatroyum. Ben politik tiyatro yapıyorum. Her zaman, her dönemde darbelere de karşıydım. Her türlü kurulmuş olan hükümete karşıydım. Her zaman eleştirdim. Çünkü doğru bildiğimi söylüyorum ben korkmadan. En Kenan Evren dönemindeki en baskılı dönemde bile gene dolaylı yollardan söylemek istediğimi mutlaka söyledim. Şöyle söyleyebilirim. Tiyatroyu ancak onsuz olamayacak olanlar yapabilir. Yani sadece bunu bir heves olarak değil, kendini göstermek, kendini beğendirmek için olarak değil, kafa olarak, dima olarak, yani felsefe olarak benim işim budur. Benim bu dünyaya gelmekteki misyonum budur. Bunu yapmalıyım ben diyecek kadar, böyle hücrelerinin dibine kadar bunu hissedecek olan insanlar yapmalıdır. Yoksa öyle gelip geçici bir heves olarak yahut işte çıkayım, alkışlanayım, herkes bana hayran olsun, gelsinler, imzamı alsınlar, beraber fotoğraf çektirelim falan gibi düşünen insanların işi değil yani. Çok büyük fedakarlık istiyor bir kere. Hem çok donanacaksınız, devamlı çalışacaksınız, devamlı kendinizi aşmaya çalışacaksınız. Bunun şeyi yok. Ben hala bakın 60 yıla yakındır tiyatro yapıyorum ama her gün bunun daha iyisi ne olabilir, daha nereye gidebilirim diye düşünüyorum. Öyle olursa yapılır bu iş, yoksa geçici bir heves olur, yaparsınız. Şimdi çok kolay zaten. Ufacık bir rolde görünüyor ekranda. Ertesi gün mahallede herkes tanıyor. Dün gece seni gördük diyor. Şeyde, televizyonda diyor. Birdenbire star oluyor yani. Küçücük bir çocuk mesela oradan gelmiş geçmiş. O kadar kolay ki artık. Andy Warhol'un şeyi vardır öyle. Yakında diyor herkes 3 saniye içinde şöhret olacak işte. Onu oraya geldik. Ama bu şöhretler kalıcı şöhretler değil. Gelip geçici şeyler, böyle üf diye rüzgar gibi
üflerseniz gider. Asıl ciddi olarak yapılan iş başka bir iş tabii. Bütün hayatını vermek o işe. O emeği vermek, onun karşılığını almak. Şikayetçi diyelim, mutlu bir yaşam sürdüğümü düşünüyorum. Yani bütün zorluklara, her şeye rağmen sevdiğim işi keyifle yapıyorum. Her türlü zorluğuna da göğüs geriyorum. Aferin.